Chaput sendromu bir tür kalıtsal bağışıklık hastalığı. Erken çocukluk döneminde karın ağrısı, ishal, kusma, iştahsızlık gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bağırsaklardan protein kaçağı meydana geliyor. Can kayıplarına yol açıyor. Tanı dahi konulamıyordu. Ancak Türk bir doktor bunu başardı. Yok valla şey, yani çok az. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Ahmet Oğuzhan Özen ve ekibi 2017 yılında önce hastalığın tanısını buldu. Ardından Özen ve ekibi son yıllarda bazı kan ve böbrek hastalıklarında başarıyla kullanılan bir ilacı hasta hücrelerinde test etti. Etkisi yüzde yüzdü. İlk denediğimiz olgularda yıllar boyunca hastanede yatan çocukların günler içerisinde sağlığına kavuştuğunu gördük. Bu gerçekten inanılmaz bir başarıydı ve genomik teknolojiler mucizesi olarak kabul edebileceğimiz bir başarıydı. O hastalardan biri hayatının neredeyse tamamı hastanede geçen 15 yaşındaki Salih Buğra Aldemir. Onun gibi iki kardeşi de bu hastalıkla doğdu. Bir kardeşini kaybetti. Hastalık nedeniyle çok zor günler geçirdi. Öyle ki 2 sene önce 7 kilograma kadar düştü. Kullandığı kansulandırıcılar beyin kanamasına neden oldu. Salih hani yürüyen çocuk, konuşan çocuk artık konuşamaz hale geldi, yürüyemez hale geldi. Ee, salih günden güne kilo kaybı, ee, yaş hani yaş ilerliyordu ama kendi fiziksel bozuklukları olmaya başladı. 2015'teki beyin kanaması sonrası geçirdiği ameliyatta sahasında epilepsisi kaldı. İlaç tedavisi ise Salih Buranın hayatını değiştirdi. Salih artık kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Salih artık ishal olmuyor, kusmuyor, kan değerlerimiz düşmüyor. Yani Salih konuşamıyordu, Salih kendi derdini anlatamıyordu. Belki de bu, bu ilacın pek çok diğer tedaviden farkı. Bu çocukları tam olarak sağlıklı bireyler haline getirmesi. Bu anlamda yine bunun çok başarılı bir tedavi olduğunu söylemekte fayda var. Türk doktorun bu başarısına tıp dünyasının en saygın dergilerinden Nature Immunology Ocak 2021 sayısında geniş yer ayırdı.